Sakarya değil burası. Evet. Bulunduğumuz yer hemen kırmızı boyayla geçilen yer Kartaltepe. Kartaltepe. Şimdi buraya gelen misafirlere ilk şunu söylerim. Tabii Sakarya Meydan Muharebesi deyince insanların aklına hep Türkiye'nin ada pazarı Sakarya ile geliyor. Halbuki 1921 yılında 22 gün 22 gece süren dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi Ankara'ya yaklaşık 70-75 kilometre uzaklıkta Polatlı ve Hayman yöresinde cereyan eder. Savaş isminin Eskişehir'in Çifteler köyünde doğup bizim Adapazarı ilimizde Karadeniz'e dökülen Sakarya Nehri'nden almaktadır. Bu yüzden Sakarya Meydan Muharebesi denmektedir ki 22 gün 22 gece süren dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesidir. Ben şöyle söylerim gelen misafirlere. Sakarya Meydan Muharebesi aynı zamanda Türk milletinin kendi öz kaynaklarını kullanarak kazandığı bir zaferdir. Peki neden böyle söylüyoruz? Sakarya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3 aylık sınırlı süreyle bir yetki alır. Yetkinin ismi başkomutanlık yetkisi. Evet. Ve başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra yaptığı ilk iş dünyada eşi benzeri olmayan bir kanun çıkartmaktır. TKİ falan diye. Bakın şöyle düşünmenizi istiyorum. Yurdun dört bir tarafı işgal altında. Yunan ordusu Ankara'ya 70 kilometre kadar yaklaşmış. Hatta Halide Edip'in söylediğine göre burada atılan top mermileri Ankara'daki camları titretiyor. Allah'ım. Bir adam düşünün, başkomutan. Yasama, yürütme, yargı, her şey bu adamın elinde. Normalde gidip vatandaşın önündeki malı el koyabilir. Onu engelleyen hiçbir şey yok. Lakin Mustafa Kemal Paşa bunu yapmaz. Mustafa Kemal Paşa vatandaşın elindeki malın %40'ını ücreti daha sonra ödenmek üzere borç ister. Ve Türk milleti de elinde avucunda ne varsa orduya verir. Ordu da 22 gün 22 gece süren bu savaşta üstüne düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirir. Muhakkak bir yerlerde bulmuşsunuzdur. Mustafa Kemal Paşa ömrü boyunca Türk ordusuna 3 tane önemli yer verir. Bunlardan ilkini nerede verir? Çanakkale. Çanakkale'de ne der? Ben size taarruzu değil, bölmeyen de diyorum. İkinci önemli emrini ve dünya savaş stratejisini baştan aşağı değiştiren emri ise Sakarya Meydan Muharebesi'nde verir. Burası. Tabii biz meydan muharebesi deyince insanların aklına daracık bir alanda karşılaşmış iki ordu olarak düşünülür ama çok büyük bir yanılgıdır. Cephenin boyu 110 kilometredir. 110 kilometrelik bir alanı tutmaya çalışırız ve Mustafa Kemal Paşa Türk ordusuna burada aynen şunu söyler. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz der Mustafa Kemal Paşa ki. Burada bu verdiği emirle beraber dünya savaş stratejisini baştan aşağı değiştirir Mustafa Kemal Paşa. Peki ne demek bu hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır emri? 1921 yılına kadar bir meydanda karşılaşmış iki ordudan kaybedeceğini anlayan taraf normalde cephe boyunca geriye çekilir, tekrar mevzilenir ve düşmanı beklemeye başlarmış. Lakin bizim Polatlı ve Hayman yöresinde yani Sakarya Ovası'nda böyle bir şansımız yok. Neden? Yaklaşık 70-75 kilometre sonrası Ankara. Merkez. Peki Ankara niye bu kadar önemli? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türk milletinin bağımsızlık sembolü. Tabii. Böyle olunca Mustafa Kemal Paşa Türk askerine şunu söyledi. Sen diyor artık bir hattı. Yani bir çizgiyi savunuyorsun. Seni savunduğun şey vatandı. Mesela Mandal Dağı daha savaşın ilk günü düşüyor. Yunan işgali oluyor. Normalde Mandal Dağı'nı savunan birliğin yapması gereken şey ki 1921 yılına kadar tüm savaşlar bir şekilde cereyan etmiş. Kendisini 50-60 kilometre geriye atmak, tekrar mevzilenmek ve düşmanı beklemeye başlamak. Lakin Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği bu emirden sonra Mangal Dağı'nı savunan birlik bunu yapmıyor. Peki ne yapıyor? Tutunabildiği ilk yerde tutunuyor. Türbetede. Başlıyor tekrar Yunanlı mücadele etmiyor ki bunu Yunanlılar çok şaşırıyor. Hatta bir Yunan asteğmen anılarına aynen şunu yazıyor. Türkler Sakarya boylarında bitmiyorlar. Bitmiyoruz. Her tepenin başında ayrı bir mücadele veriyoruz. Her tepenin başında ayrı bir mücadele veriyoruz ki bu tepelerin belki de en önemlisi hemen bulunduğumuz Kartal, haritada Kartal Tepe'nin yanında bulunan Doğa Tepe'dir. Ben Doğa Tepe için şunu söylerim. Dünya üstünde hangi tarihçiye giderseniz gidin muhakkak şu soruyu sorun. Türk milletinin makus talihi yani kötü kaderi nerede değişmiştir?
size haritayı açar ve Doğatepe'yi gösterir. Bunun sebebi de şudur. Biz millet olarak Avrupa'nın göbeğine kadar gitmişiz. Viyana'yı iki defa kuşattık. Evet. Lakin ikinci Viyana kuşatmasından sonra bizden gerek savaşarak, gerek savaşmayarak, gerek hile, hurda, yalan, dolan hep toprak almışlar. Ta ki 10 Eylül 1921 tarihine kadar. 10 Eylül 1921 tarihinde Türk milletinin kanıyla canıyla kazandığı ilk tepe Doğatepe'dir. Bu yüzden de Türk milletinin makus tarihi, yani kötü kaderin değiştiği yer olarak adlandırılır ki biraz önce bahsettiğimiz Mustafa Kemal Paşa'nın oturur pozisyonda dürbünle baktığı o siluet 10 Eylül 1921 tarihinde çekilmiş bir fotoğraftır. Hangi tepede? Ben özellikle şu şeyi söylüyorum. Doğatepe'de. Doğatepe'nin hemen arka kısmında Bastıkale Tepe'nin yamaçlarında çekilen Zafer Tepe olarak adlandırılmış ama Zafer Tepe bu haritaya göre biraz daha ileride olması lazım. Yamaçlarında çekilen bir fotoğraftır. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Bir başkomutan. Nereden bakarsanız bakın bir millet tüm milini bu adama bağlamış. Bu adamın iki tane kaburgası kırık. Buna rağmen ordusuna cesaret verebilmek için neredeyse cephenin en önünde. Peki Yunan komutanı Papoulos nerede? Yunan komutanı Papoulos cepheden yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Uzunbeyli'de ordusunu idare etmeye çalışıyor. Ama ülkenin başkomutanı ordusuna cesaret verebilmek için neredeyse cephenin en önünde. Ki Sakarya Savaşı'ndan önce başkomutanlık yetkisi alan Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı'ndan sonra iki ünvan daha alır. Bunlardan birisi Gazilik'tir. Bizim Ninler köyümüzde yer alan tepeye atıyla beraber çıkar. At ne yazık ki bir şeyden korkar. Mustafa Kemal Paşa attan düşer ve sağ iki tane kaburgasını kırar. Dediğim gibi iki kırık kaburgaya rağmen Mustafa Kemal Paşa ziyaret edebildiği her gün cephe hattını ziyaret etmeye devam eder. Ve bir ünvan daha alır Sakarya Savaşı'ndan sonra Maraş'a. Meydan Savaşı kazanmış komutana verilen askeri sıfatların en büyüğüdür. 22 gün 22 gece sürüyor savaş. 22 Ağustos 1921 tarihinde başlıyor. 13 Eylül 1921 tarihinde sona eriyor. Ve Mustafa Kemal Paşa 1922'de Türk ordusuna o üçüncü önemli yeri veriyor. Ordular, ilerin ilk hedefimiz Akdeniz direnmeyle beraber Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olacağını tüm dünyaya kanıtlamış oluyoruz. İçeride Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatan 15 yıllık bir gözlerimiz var.